Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta havacılık sektörünün bir başka boyutuna, çok ön planda yolcunun, sizlerin, bizlerin görmediğimiz ama bütün uçuşlarımızda emeklerini hissettiğimiz bir tarafına, yer hizmetleri sektörüne uçaklarımızı temizleyip bizim hizmetimize hazara getirenler, havalimanlarında yine uçakların her türlü hizmetini verenler, o check-in kontuarında çalışanlar, velhasıl uçuşun arkasında olan bir tarafı, çalışanları konuşacağız. Havaş Genel Müdürlüğü bu amaçla arıyoruz. Kürşat Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi öncelikle bu önemli bir süreç geçirdik. 2-3 ay içeride kaldık. Bütün sektör evine kapandı desem yeridir. Siz bu dönemi nasıl geçirdiniz? Teşekkür ederim önce çağırdığınız için. Tabii 20 Mart gibi zannediyorum uçuşlarımız durdu. O tarihten itibaren sadece bizde değil bütün dünyada uçuşlar durdu. Bütün ülkeler bununla ilgili önlem almak için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Uçuşların durması demek gerçekten özellikle bizim gibi emek yoğun çalışan şirketlerde çalışanlarımızın büyük bir bölümünün artık yapacakları bir işlerin kalmaması anlamına geliyor. Bu vesileyle devletimizin önerdiği kısa çalışma ödeneğinden biz de yararlandık. Çalışanlarımızın büyük bir kısmı, özellikle operasyonel çalışanlarımızın büyük bir kısmı evlerinde oldular bu sürede. Zaten havalimanlarında uçaklara hizmet verdiğimiz ekipmanların büyük bölümü, periyodik bakımları, günlük bakımları, aylık bakımları zaten yapılmaktaydı. Dolayısıyla bu süreçte bundan daha çok pandemi sonrası süreci nasıl yönetebiliriz, buna odaklandık bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber. Biliyorsunuz biz havacılar ağırlıklı olarak uçuş güvenliği ile ilgili olarak bütün önlemleri alırız havalimanlarında. Evet. Sadece yer hizmetleri değil ama özellikle havalimanları, havayolları, bir bütün olarak gidiyor. Evet. Evet. Bununla ilgili önlem almaya alışık bir sektör. Buna bir de şimdi sağlık önlemleri girdi. Yani. Ona uyumlanmamız çok uzun sürmedi. Diğer alanlarda geliştirdiğimiz refleksle beraber. Dolayısıyla daha sonra özellikle Covid sonrası sürece odaklandık ve havalimanlarında bütün önlemleri diğer paydaşlarımızla birlikte aldık. Bunun için mesela yeni dönem için yeni normaller diyoruz ya. Evet. Sizin için, yer hizmetleri şirketleri için ne gibi yeni normalleriniz oldu? Neler değişti? Şöyle söyleyebilirim. Bir kere çalışanlarımızın güvenliği bizim için çok önemli. Dolayısıyla arkasından onların güvenliğiyle beraber müşterilerimizin, yani havayollarımızın ve dolaylı olarak yolcularımızın güvenliği çok önemli. Bunu başarıyor olabilmemiz gerek, işimizi iyi yapabilmemiz için. İlk önce kendi çalışanlarımızdan başladık. Yani iş yerine gelirken, iş yerine taşındıkları servislerin temizliğinden, güveninden, hijyeninden başlayarak, İşte ofislere girdikleri zaman ofis önlerinde ateşlerin ölçülmesi, içeride fiziksel, sosyal mesafenin korunması ile ilgili bütün önlemlerin alınması, çalışanlarımıza dezenfeksiyon süreçlerini daha yönetebilmeleri için gerekli bütün koşulların sağlanması süreci. Biz çok miktarda işte radyo, telsiz, bilgisayar kullanıyoruz. Bu süreçte onların daha az enfekte olmaları ya da enfekte olmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçlerle başladı. Daha sonra bu havayolunun kendisini, hani hava aracının kendi içine de yansıdı. Biliyorsunuz hava araçlarında, yani uçaklarda uçaklar seferini tamamladıktan sonra dezenfeksiyon işlemleri yapıyoruz. Yani yolcu geliyoruz biz diyelim, yolcu olarak biz indik. Aslında biz inince sizin personel biniyor değil mi? Aynen. Siz yolcu olarak siz iniyorsunuz, sonra bizim çalışma arkadaşlarımız giriyorlar. Temizlik ekiplerimiz giriyorlar. Onlar bu süreci kendi ofislerimizde nasıl özen gösteriyorsak uçak içinde de aynı şekilde gerekli özeni göstererek hijyeni sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi o biraz uçağın içinin temizliğinden biraz şöyle detaylıca bahsetmeniz mümkün mü? Eskiden tabii zaman daha değerliydi. Uçaklar yerde yarım saatle bir saat arası bir sürede kalırlar. Bu sürede aynı Formula 1 yarışlarındaki pit stoplar gibi. Nasıl araç gelişiyor, yarış aracı geliyor, ondan sonra bütün ekipler giriyor. Evet, kimisi lastiği değiştiriyor, kimisi yakıt veriyor vesaire gibi. Bu aslında hava aracı için de geçerli, uçaklar için de geçerli. Uçak geldiği anda yerde kalan bu yarım saatte aslında bütün ekipler eşgüdüm halinde uçağa hizmet veriyorlar. Bu ekiplerin büyük bir çoğunluğu yer hizmetleri şirketlerinin, yani bizim arkadaşlarımız. Temizlik ekipleri de bunlardan bir tanesi, giriyor ve 10 dakika ile 12 dakika arasında bütün uçağı temizliyorlar. Fakat bu süreç biraz daha özel bir süreç. Bu süreçte biraz daha yerde kalma süreleri uzuyor güvenlik için. Ve biz gerekli hijyen ve dezenfeksiyon malzemeleriyle beraber uçak içine giriyoruz. Ve her zamankinden daha farklı süreçler işliyor bu sefer. Hemen hemen bütün işte yemek masaları, ondan sonra koltuklar dezenfekte ediliyor özel ekipmanlarla. Şimdi havalimanına yine dönersek, siz kendi personelinizi gerekli kontrollerden geçirerek o güvenlik zincirini, sağlık zincirini koruyarak havalimanına getiriyorsunuz. Ondan sonra uçakları temizletiyorsunuz, gönderiyorsunuz. Bu arka planda olan, ön planda check-in kontrollerindeki personel temasta olduğu şey, artık havalimanlarında önlemler alındığı için camın veya plastik bölmelerin arkasından işlem yapıyorlar. Nedir? Çantaları kontrol ediliyor. Hepsi bagaj uçağın altına bagaj olarak veriliyor. Evet. Uçağın içine almıyorsunuz. Bunlarda zaten havayoluna göre değişen bir şey yok yanılmıyorsam. Bu genel bir kural oldu. Evet. Şöyle söyleyeyim. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde bir pandemi tedbirleri sertifikasyonu genelgesi yayınlandı. Bu genelgeye aslında bütün sivil havacılık paydaşlarımız katıldılar ve üstlerine düşen sorumluluklar yerine getirdiler. Bunlardan bir tanesi de check-in kontuarlarındaki çalışanlarımızın check-in bankosunun önündeki işte plexiglas ya da cam ayraçlarla daha az yolcuyla çalışanımız arasında teması minimize etmek amaçlı alınmış tedbirlerden bir tanesi. Diyelim ki adam geldi check-in kontuarına, siz çantayı göremediniz. Büyük bir çantası var kabine sokmaya çalıştığı. Uçağın kapısına geldiğinde orada... Şimdi şöyle, yolcularımızla ağırlıklı olarak çalışanlarımız evet belgelerini aldıktan sonra iletişim içinde oluyorlar. Eskiden de oluyorlardı. İşte yanınızda şu var mı, bu var mı gibi, çantanızda sıvı var mı gibi. Bütün bu süreçlerden sonra şimdi bunlar da soruluyor. Yanınıza çanta, bunlar da söyleniyor yolcumuza. Evet. Bunu yanınıza alamazsınız, aşağı vermeniz gerekiyor gibi. Kontuarda bilgilendiriliyor yolcularımız şu anda. Özellikle bu özel dönemde. Uçağın kapısına giriş esnasında müdahale edince ne yapıyorsunuz? Bagajını alıp... Şimdi bu pandemi öncesinde de geçerliydi. Biz daha kabine sığmayacak ölçüde büyük olan bagajları zaten ayırt etmeye çalışıyorduk. Bu dönemde evet, zaten yolcularımıza karşı karşıya kaldığımız süreçler de oluyordu. Bu dönem yoğunlaştı, onun için... Bu dönem artık tamamen almama sürecine geçtiğimiz için doğrudan yolcudan bunu alıyoruz. Uçuş güvenliğini doğrudan etkilediği için. Alıyoruz ve onu aşağıya uçak altına gönderiyoruz ekiplerimize. Tabii ilgili bagaj etiketini kendisine, yolcumuza teslim ediyoruz. Süreci biraz uzatıyor ama... Yolcularımız da her gün uçtukça bu konuda bilinçleniyorlar. Mesela önümüzdeki günlerde biziniz yolcular için esnetilebilir mi? Öyle bir şey var mı? Aslında şöyle söyleyeyim, pandeminin gidişine göre bence hayat nasıl normale dönüyor bugün. Eskiden restoranlara gidemiyorduk, şimdi restoranlara gidebiliyoruz. Saat 10'a kadar açıktı, şimdi gece 12'ye kadar açık olması gündeme geldi gibi. Bence pandeminin gelişim sürecine göre bütün bunlar yumuşatılacaktır zaman içinde diye düşünüyorum. Biraz sabredelim mi? Biraz sabredeceğiz, evet. Biz sabrediyoruz. Siz yeter ki uçuşları yoğunlaştırın. Yani yoğun olacağını da tahmin ediyorum. Biliyorsunuz 1 Haziran gibi uçuşlarımız başladı, iç hat uçuşlarımız. Şöyle söylüyorum, biliyorsunuz Havaş'ın otobüs işletmelerimiz de var. Bizim şehirle havalimanı arasında yolcu taşıma shuttle hizmeti de veriyoruz. Ayın 1 ile 10 arasında pandemi öncesi dönemin %35'ini yakalamış durumdayız yolcu sayısı açısından. Yani iç hatlarda ciddi bir yolcu artışı var. 10 günde bu logaritmik olarak büyüdü. Bu bizim için önemli bir gösterge. Yaklaşık 19 şehirde bu otobüs hizmeti veriyorsunuz. Evet, 19 şehirde 35 güzergahta faaliyet. Türkiye'de kaç havalimanında Havaş olarak hizmet veriyorsunuz? Türkiye'de 29 tane havalimanında faaliyetteyiz. Büyük havalimanların yanı sıra küçük havalimanlarımızda günde 2-3 uçağın indiği havalimanlarında da faaliyetteyiz. Şimdi Havaş olarak Türkiye'nin en eski yer hizmetleri şirketlerinden birisisiniz. Daha önce Türk Hava Yolları'nın bir parçası idiniz. Ondan önce işte USAŞ, Havaş süreçleri biliyorsunuz zaten. Evet. Aşağı yukarı aynı dönemleri geçirmişizdir. Doğru. Ve daha sonra yani Türkiye'de özelleşti, güzelleşti ve yurt dışına açıldınız. Şimdi yurt dışında da Havaş olarak hizmet veriyorsunuz. Bu döneme baktığınızda hem yurt dışındaki bir Havaş olarak hem de yurt dışındaki bir yer hizmetleri şirketi olarak oralarda alınan önlemlerle Türkiye'dekiler ne fark ediyor? Sizin yurt dışındaki operasyonlarınız nasıl gidiyor? Söylediğiniz gibi 1933'te Türkiye'de sivil havacılığın başladığı tarihte kurulmuş bir şirket. Köklerimiz oraya gidiyor. Türk Havaları, Havaş, USAŞ hepsinin temeli o zaman atılıyor. Aynı döneme ait. O zaman adımız Havaş değildi ama daha sonra Havaş oldu. 95'te özelleştik. 1995'te özel bir şirket oldu. Fakat yine de Türkiye'nin lider yer hizmeti kuruluşuydu. Biz 2006 yılında Tav grubu şemsiyesi altına girdik. Ve ondan sonra da asıl büyümemiz ve yavaş yavaş bölgesel bir şirket haline gelmemiz Tav şemsiyesi altına girdikten sonra oldu. Bunlardan ilki bugün hala faaliyette olduğumuz Letonya'da, ikincisi Suudi Arabistan'da. Ve yine Bu doğrultuda büyümeye devam ediyoruz yurt dışında. Çalışmalarımız bu yönde. Çok yakın bir zamanda bu belki müjdeyi verebilirim. Artık Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te de oranın ana hizmet sağlayıcısı olacağız. Görüşmelerimiz bitti. Artık sadece satın alma anlaşmasını bekliyoruz. Araya Covid girdiği için bekliyor. Süreç orada da 3. ülke olarak devam edecek. Daha sonra biliyorsunuz yakın zamanda Tav, Almatı Havalimanı'nı satın aldı. Kazakistan. Evet. Kazakistan denize komşu olmayan bir ülke. Dolayısıyla orada da hava kargonun ve demiryolunun çok önemli olacağını düşünüyoruz. Hava tarafında bizler olarak oradaki kargo potansiyelinin farkındayız. Biliyorsunuz Havaş büyük bir kargo işleticisi, kargo antrepo işleticisi. Operasyonları, evet. Evet, Türkiye'de 4 tane büyük havalimanında ve büyük şehirde faaliyetlerimiz var antrepo ile ilgili. 5.'sini de yer hizmetleriyle beraber Almatı'da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Mesela Letonya'da 2 yıl önceydi yanılmıyorsam ödül almıştınız. En dakik hava yoluna hizmet veren yer hizmetleri, yani o dakikliği sağlayan şirket olarak ödül almıştınız. Evet, onunla biraz gurur duyuyoruz, alçak gönüllü olmayalım. Çünkü Letonya, Baltık Letonya'nın ana taşıyıcısı, bayrak taşıyıcısı hava yolu. Zaten çok uzun yıllar ilk 3'e giriyordu. Ama geçen yıl dünyanın en dakik havayolu seçildi. Dolayısıyla bir havayolunun dakik olmasının en önemli nedenlerinden biri yerde aldığı hizmetin hızlılığı ve kalitesidir. Evet. Dolayısıyla biz de bundan çok memnuniyet duyduk. Ben orayı merak ediyorum. Orada havayoluyla yer hizmetleri şirketi bu dakiklikte nasıl yarışıyor? Çünkü havayolu zamanında yolcuyu almaz, kapılarını kapatmaz, işte bagajını ona göre... hazırlamazsa... Şimdi hepimizin bildiği bir şey var. Uçaklar ne kadar havadaysa havayolları o kadar kazanır. Evet. Yerde kaldığı süre uzadıkça yani havayolları... Utilizasyon oranı ne kadar yüksekse o kadar verimlilik var. Aynı şekilde. Yerde kaldıkları sürece onların para kaybetmesi demek. Bütün sistem bunun üzerine kuruludur biraz. Yerde ne kadar kısa sürede hizmet alıp uçağın kapanıp tekrar seferine gittiğiyle ilgili olarak. Uçaklarda biliyorsunuz yük ve balans hesaplarını yapıyoruz bilgisayarlarla. Bu süreçlerde yaptığınız bir teknik hata tekrar başa dönmenizi... Uçak yerde 45 dakika kalacaksa bir 45 dakika daha uzatabilirsiniz. Bunların hepsi gecikme olarak yansır. Ne kadar eşgüdüm halinde hizmet verdiğinizle ilgili bir konu. Peki bu Letonya örneğinde olduğu gibi yurt dışındaki böyle iyi operasyon yaptığınız yerlerden etkilenip orada geliştirdiğiniz, uyguladığınız modellerin ana merkezinize taşıdığınız tarafları da oluyor mu? Muhakkak bir şeyler oluyor. Tabii yani... Veyahut da başka ülkelere taşıyoruz. İyi örnekleri karşılıklı değişim içinde oluyoruz. Yani hem kurum içinde hem de uluslararası düzeyde de böyle. Yani konferanslarda da bunlar paylaşılıyor. Biz elimizdeki iyi örnekleri orada paylaşıyoruz. Üye olduğumuz Uluslararası Yer Hizmetleri Birliği var. Evet. Orada da işte yılda 1 ya da 2 kere o toplantılara katılıyoruz. Orada elimizdeki iyi örnekleri onlarla da paylaşıyoruz. Sonuçta sektör bir yere geliyor bununla ilgili olarak. Tabii ki var. Bir de başka bir konuyu belki gündeme getirmem gerek bu aşamada. Mesela simülasyon cihazlarımız, simülasyon ekipmanlarımız, aynı pilotların simülasyonu gibi bizim de yerde yaptığımız bütün hizmetlerin simülasyonlarına odaklanmış durumdayız. Bu anlamda Türkiye'de tek şirketiz. Dünyada da çok sayıda şirket simülasyon cihazlarına önem veriyor. Biz yerde verdiğimiz hizmetleri, kullandığımız ekipmanların ofislerde ya da kapalı alanlarda arkadaşlarımızı simüle edeceğiz, simülasyonlara sahibiz. Hatta şimdiye kadar bu simülasyon sayıları 2 tane ekipmanla sınırlıydı. Geçen yıl 3.'ü de devreye aldık. Artık biliyorsunuz uçaklardaki de-icing, uçağın kardan ve buzdan arındırılma süreci var. Evet. Onun da simülasyonunu geçen yıl hayata geçirdik. Artık ilk kullanıcılarımız bu alanda de-icing işini, de-icing sürecini yönetecek arkadaşlarımız ilk defa uçak başında bunu öğrenmiyorlar. Önce simülasyon cihazlarımızda öğreniyorlar. Ondan sonra sahaya gidiyorlar. Dolayısıyla hem kaynak israfı hem zaman israfı. Hem israfı hem hata yapma oranı. Evet. Yani çok ciddi sonuçlar olabilir bunların. Hem hata yapma oranını minimize ediyoruz. Bu da bizim hizmet kalitemize pozitif yansıyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Kürşat Bey katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Umarım izleyenlerimiz için de nasıl sağlıklı güvenli uçacaklarına dair ipuçlarını yakalayacakları bir sohbet yapmışızdır. Çok teşekkür ederim. Ben de bunu potansiyel yolcularımızla paylaşabildiğim için mutlu oldum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.